Peki andolsun yemin ediyor Allah. Yusuf ve kardeşlerinde, yani bu kıssada Yusuf'un konumunda, kardeşlerinin konumunda soranlar için ayetler, ibretler vardır. Yani ahir zamana yönelik çok önemli şifreler, işaretler, anlamlar, derin manalar vardır. Ben bunları size aktarıyorum diyor Allah. İnşallah. Siz de bunu zamanı gelinde çözeceksiniz diyor. Onlar şöyle demişti: Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Gerçekten babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. O devrin Mehdi'sini sezdiği için kardeşleri, daha bak Mehdi zuhur etmemiş. Ama seziyor kardeşleri. Müslümanlar haset ediyorlar. Hasetlerinden diyor ki babamıza bizden daha sevgili, daha çok sevilen, daha dikkat çeken biri oldu diyorlar. Ağırlarına gidiyor bu, enaniyetlerine ağır giriyor. Haset ediyorlar. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. O devrin Müslümanları, cahil kişiler bunlar. Ama bunlar bir ekip olmuşlar. Birbirini pekiştiren bir topluluk. Ahir zamanda da o İstanbul'da çıkacak yobazın da bir topluluğu olacak. Dayandığı bir topluluk. Hatta o topluluğu Peygamberimiz açıklıyor. 70 bin sarıklı diyor. Deccale tabi olacaklar diyor. Mehdi'ye karşı mücadele verecekler. Var güçleriyle. 70 bin sarıklı. Bak biz birbirini pekiştiren, tutan bir topluluğuz. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Hakkı beyan eden de alim olduğunda, büyük bir insan olduğunda ona ne diyecekler? Şaşkınlık içinde diyecekler. Mesela Şeyh Nazım hocamız diyorsa Mehdi çıktı. Diyor ki adam bak şaşkınlık içinde diyor haşa. Mahmut hocamız diyor yok öyle demek istemedi diyor. Daha da üstüne gidersen rahatsızlandı diyecekler. Yani Mahmut hocamız dese ki hayır Mehdi hayattadır dese Allah alem rahatsızlandı derler. Zaten diyenler var, başladılar yani. Ondan çekindiği için böyle yapıyor yine. Bakın o devrin düşüncesine, o devrin Mehdi'sine karşı alınan azgınca ve delice karara bakın. Ayeti nasıl çıkıyor? Mehdi'ye karşı alınan karar. Öldürün Yusuf'u diyor. O devrin Mehdi'sini öldürün diyor. Daha zuhur etmeden. Öldürün Yusuf'u. Veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Tutuklatın, hapse atın diyorlar. Siz dikkati çekin, siz ünlü olun, siz şöhret olun. Bütün insanlar sizi tanısın, size odaklansın. Ama onu etkisiz hale getirin. Ya öldürelim, ya hapse atalım, bir şey yapalım, kurtulalım diyorlar. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz. Takva, yüce, büyük, en kaliteli topluluk olursunuz diyorlar. Yobaz takımının iddiası hep öyledir. Yani en rezil konumda dahi olsa kendisini evliya gibi görür. Yani en şiddetli şeytanlığı yapsa bile kendini evliya gibi görür. İşlerinden bir sözcü dedi ki eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakın, bir yolcu kafilesi alsın. Bu Hızır. Allah alem hani ustuptan anlaşılıyor. Şimdi bak dikkat et. İçlerinden bir sözcü dedi ki, orada bir sözcü, o topluluğun içindeki bir sözcü. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız, öldürmeyin Yusuf'u, onu kurtaracak bir şey plan yapıyor. Bak, öldürmeyin Yusuf'u, onu bir kere dur, en vahim bir şey olduğu için öldürülmesi dur onu. Onu koyunun derinliklerine bırakın, Hızır'ın yöntemidir bu. De bir yolcu kafilesi alsın. Nereden biliyorsun alacağını? Yolcu kafilesini alacağını nereden biliyorsun? Bu vahiyle bilinir. Bildiğine göre. Bilen biri demek. Yani Hızır'ın uslubu bu. Ey babamız dediler. Sana ne oluyor? Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun. Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Cübbeli ne diyor? Biz diyor Mehdi'nin çıkmasını istemeyiz miyiz ya diyor. Canı gönülden isteriz diyor. Allah kavuştursun diyor. 570 yıl sonra çıkacak ama diyor. İsterim ben diyor. 570 yıldan kastı Mehdi'ye karşı içindeki olumsuz duygulardır. Gerçekten isteyen bir insan hemen kavuşmayı ister. 570 yıl geri atmaz. Tabii. Onu yarın bizimle gönder.
gönlünce geçsin, oynasın, elbette biz onu koruyup gözetiriz. Yani makul bir insan gibi göstertiyorlar kendilerini. Koruyup, kollayan, efendim, hürriyetçi gibi. Dedi ki, sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer. Ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum. Kurt. Bildiğimiz bu dağ kurdu, klasik kurt. Onu bir tehlike olarak görüyor. Kurdun yemesinden korkarım diyor. Ve zaaf bildirilmiş oluyor. Yani en tehlikeli şey karanlık insanlara, tehlikeli insanlara zaafı bildirmektir. Mesela bir insan bir şeyden korkuyorsa, onu söylerse karşıtına, düşmanı olan kişiye, adam o zaafını kullanır. Onun için zaaf söylenmez. Derler ki andolsun, bak hep yeminden konuşuyorlar. Yani halbuki buradaki tavırlar münafıkhane. Andolsun biz birbirini kollayan bir topluluk iken, kurt onu yerse bu durumda şüphesiz kalbe uğrayanlar aciz kimseler oluruz diyorlar. Çok manidardır tabi Kur'an'ın burada kurttan bahsetmesi. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine birlikte atmaya davrandıkları zaman biz ona şöyle vahyettik. Hazreti Yusuf'a vahiy geliyor Allah'tan. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Mehdi de ne yapacak? Yobaz takımına kendileri farkında değilken bu yaptıklarını onlara haber verecek. Çünkü Mehdi de habersizler. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Yobazların özelliğidir. Ağlar, zırlarlar böyle. Ağlamanın arkasına saklanırlar. Yani kendilerini böyle yufka yürekli göstermeye kalkarlar. Yapmacık bir ağlama, sahtekarca bir ağlama peşine girebilirler. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette gelir. Onun için her ağlamaya inanmamak lazım. Aşkla, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle ağlamak ayrıdır. Bir de sahtekarca perdeleme, oyun ağlaması ayrıdır. Ağlayarak birçok insan kandırılabilir. Mesela aleyhte şahitlik yapar. Buluyorlar bir sahtekar fahişeyi, çıkarıyorlar hakim huzuruna. Ağlaya zırlaya konuşuyor. İftira atıyor. Ağladığından dolayı inandırıcı oluyor. Bu bir oyundur. Kur'an buna dikkat çekiyor. Dediler ki ey babamız, gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Demek ki böyle münafıkhane sistemlerde, ilk başta münafıklar, sonra inşallah Allah düzeltmiştir. Yalan söylemek çok yaygın. Yani kafadan uydurma, sahtekarlık yapmak, yalan söylemek, yalanı geliştirmek, zincirleme yalanlara ilaveler yapmak münafıkların, yobazların bir özelliğidir. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanına bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Tam sahtekarca bir yobaz yalanı, münafık yalanı. O devir, o anlar için söylüyorum. Tabii sonra inşallah düzelmişlerdir. Düzeldilerse eyvallah, dinde kardeşlerimiz. Ama onları öyle. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Bu da bilinçaltı kurgulama, taktik yapıyorlar. Ya ben söylesem de inanmazsın ki sen zaten falan denir, halk böyle demagoji yaparlar. O taktiği söylüyor. Kur'an ona dikkat çekiyor. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. Hayır dedi, nefsini sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Bak bakar bakmaz yalan olduğunu anlıyor. Oyun oynadıklarını anlıyor. Müslüman böyle ferasetli, basiretli ve akıllı olacak. Mesela oyuna gelmiyor. Bak üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleği getirdiler. Cahil bir insan, aa der, aa ölmüş, hakikaten kanamış. Abi ki bak o şöpheleniyor. Normalde çok güçlü bir delil getirmişler. Şahitler de var, kan da var. Bitmesi lazım olayın değil mi? İşte Mehdi de açık aleni delile rağmen insanlar gözlerinden anlayacak. Hadiste belirtiliyor. Mehdi diyor delille hüküm vermez. Kalben hüküm veriyor. Yani anlıyor, hissediyor. Bak aleni delili reddediyor. Bak hayır dedi. Nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Sahtekarlık yapıyorsunuz ya. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı yardım istenecek olan Allah'tır. Oyun oynadınız, tuzak kurdunuz diyor. İnanmıyor.